sokağa çıkma yasağının başladığı ilk dakikalarda Kanal Fırat stüdyolarından hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel bir konuyu sizler için canlı yayında tartışacağız. Daha doğrusu sevgili seyircilerimizi bu konuda bilgilendirmeye çalışacağız. Son yılların çok popüler bir konusu, belki haber öncesi alt yazıda da dikkatini çeken seyircilerimiz olmuştur. İkinci beynimiz bağırsaklarımız mı diye, özellikle son 3-5 yılda tıp alanında, psikiyatri alanında çok tartışılan, çok konuşulan, çok güncel, popüler bir konu. Birçoğumuz belki bu kavramı ilk kez duyduğunda biraz şaşıracak ama yayın sırasında çok değerli konuğumla bu konuyu tartışmaya başladığımızda aslında bununla ilgili gerçekleri paylaşmış olacağız. Bugünkü program konuğumuz, daha önceden de kendisini ekranlardan tanıdığınız, yine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde de 2 yıl süreyle hizmet veren çok değerli bir meslektaşım. İzmir'den kendisi yayına katılıyor. Çocuk ve genç psikiyatri uzmanı Doktor Adil Zorlu. Efendim, öncelikle merhabalar. Merhabalar, merhabalar Ömer Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok İzmir'de? Çok teşekkürler. İzmir'de iyilik, güzellik, havalar gayet iyi. Maşallah. Pandeminin stresini yaşıyoruz hepimiz maalesef bu süreçte. Bir de Elazığlılar da çok iyi anlıyordur bizi. Yakın zamanda siz de yaşadınız bir depremin ardından. Sarsıcı bir dönem geçirdik ama şimdi çok şükür iyiyiz hepimiz. Evet, çok şükür. Ben sizi göremiyorum. Hani görüntüyle ilgili bir şey var. Hani onu da bu arada arkadaşlarımız düzenlerlerse çok mutlu ama olurum. Ama duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, duyabiliyorum. Hiç sıkıntı yok. Şimdi son yılların popüler bir konusu var. Beslenme ve ruh sağlığı ilişkisi. Aslında beslenmeyle birçok hastalıklar, bedensel ve ruhsal birçok hastalığın ilişkisi olduğunu biliyoruz. Ama ruh sağlığıyla, özellikle beyinle beslenme arasındaki ilişki son yıllarda ön plana çıktı. Son yıllarda daha çok konuşulmaya başlandı. Evet. Geçenlerde artık kongrelerimiz, biliyorsunuz, bu pandemi sürecinden dolayı online yapılıyor. Bu seneki anksiyete kongresi online olarak yapıldı. Geçen yıl ertelenmişti. Orada da bu konuyla ilgili çok güzel sunumlar yapıldı. Ben de özellikle 2-3 yıldır bu konuya biraz ilgiliyim. Bu konuyla ilgili bir takım makaleler, kitaplar, yayınlar ya da bir takım programları takip etme fırsatım oldu. Evet, beyinle bağırsaklar arasında nasıl bir ilişki var? Gerçekten bağırsakları ikinci beyin olarak düşünebilir miyiz? Bunun sebebi nedir? Siz de bu konuda İzmir'de çok sayıda eğitim seminerleri veriyorsunuz son yıllarda. Öncelikle bu konuya bir giriş yaparak başlamak isterim. Evet. Öncelikle son dönemlerde gittikçe popülaritesi artmakla birlikte daha da artacak gibi görünüyor. Ben böyle PubMed'de bir arama yapmıştım. 2010 yılında bu alanda 800'lü rakamlarla çalışmalar yapılmışken bu yılın başı itibariyle, sonları itibariyle neredeyse 60 bin çalışma, yani 10 yılda ne kadar arttığını görüyoruz, daha da artacak. Kişiselleşmiş tedaviler buraya doğru da gidiyor. Sadece şeyi hatırlatmak istiyorum, aslında vücudun tamamı birbiriyle bağlantılı çalışıyor. Sadece beyin-bağırsak ilişkisi değil, tüm vücutta birbiriyle bağlantılı çalışan sistemler mevcut ama burada bağırsak mikrobiyatası, yani bizim kadim dostlarımız, bu yaşam yolculuğu içinde atalarımızdan bize emanet edilen bu kadim dostlarımız sadece bugüne kadar hak ettikleri değeri görmediler, çok anlaşılamadılar, ne yaptıkları bilinmiyordu. Daha bilinir hale geldi diyelim. Yoksa mikrobiyata kavramı aslında çok yeni değil. Hani Hipokrat'ın o meşhur sözünü hepimiz biliriz, milattan önce 370 yılında söylediği, neredeyse 2500 yıl önce söylediği bir söz. Diyor ki bağırsak hastaysa vücudun kalanı hastadır diyor. Her şey bağırsaktan başlar diyor. Dolayısıyla aslında geçmişten de bilinen bir şey yeniden biraz böyle daha bilinir hale geldi.
İsterseniz hemen şu kavramı biraz açıklamaya çalışalım. Seyircilerimizin de doğru bilgiler edinmesinden yola çıkarak. Mikrobiyata derken ne anlıyoruz? Mikrobiyata kavramını bize bir tanımlayabilir misiniz? Evet. Mikrobiyata deyince böyle biraz uzak bir kelime, sözcük ya da kavram gibi geliyor ama probiyotik dostlar dersem hepimiz biliriz. Probiyotikleri son dönemlerde yoğurttan, kefirden, sirkeden, turşudan çok iyi biliyoruz. Bizim bağırsağımızda bize dost olan, bizim kendi hücre sayımızın yaklaşık 10 ile 100 katı olan, geçmişten beri, atalarımızdan beri bizimle birlikte bu yolculuğu, kadim yolculuğu yapan dost bakterilere verilen isimdir mikrobiyata. Çoğunluğu bağırsağımızda yer alıyor. Bizim için yararlı şeyler sentezliyorlar. Mesela B ve K vitaminlerini sentezleyip aktive hale getiriyorlar. Besinlerden bazı lifler, yağ asitleri sentezliyorlar. Bizim için toksinleri detoks yaparak sağlığımıza katkı sağlıyorlar. Onun dışında bağırsak yüzeyinde böyle ince bir tabaka oluşturarak bağırsağımızın zarar görmesini engelliyorlar. Yine beyinle bağlantılı olarak sentezledikleri bir takım bileşikler aracıyla beyindeki etkiyi düzenliyorlar. Bu anlamda birçok çalışma var. Onlardan da dilerseniz detaylıca bahsederiz, evet. Ama kabaca herhalde bu kadarı yeterli. O zaman anladığım kadarıyla probiyotik derken yani yararlı mikroorganizmalara verilen isim olarak anlıyoruz. Dost bakteri. Ne tür gıdalar var? Örneklendirebilir miyiz? Bizi dinleyenler de, seyredenler de en azından dikkat çeksin diye. Yani şöyle, probiyotiklerle biz zaten aslında yıllardır çok haşır neşiriz. Yani yoğurt bizden dünyaya yayılan bir şeydir, değil mi? İngilizce'de, Avrupa'da da yoğurt probiyotik olarak üründür. Evet, yoğurt, bütün dünyanın bildiği yoğurt çok iyi bir probiyotiktir. Kefir oldukça zengin, çok iyi bir probiyotiktir. Yine bizim geleneksel atalarımızdan beri tükete geldiğimiz turşu, sirke, bunun gibi şeyler yoğun probiyotikler içerir. Yine çok iyi bildiğimiz tarhana çok iyi probiyotik içerir. Yani peynirlerde kullanılan doğal mayalar aslında probiyotiktir. Bizim hayatımızda uygulamada çok fazla probiyotik bakteri var. Zaten yaşamın da bir parçası. Ancak kötü beslenme faktörleri, toksik ürünlerin çok olması nedeniyle son dönemlerde bağırsak floramızın bozulması, yani bu dostlarımızın zarar görmesi nedeniyle biraz daha öne çıktı diyelim. Bu nedenle biz bu probiyotik bakterileri şöyle tanımlayabiliriz. Bağırsağımızda, vücudumuzda yer alan, bizim için doğru ürünler üreten milyonlarca, hatta trilyonlarca mikrofabrika diyebiliriz Ömer, evet. Bey. Şimdi bilgi olsun diye paylaşacağım yine. İnsan vücudunda 30 trilyon civarında hücre olduğu biliniyor sevgili seyirciler, bilimsel araştırmalar. Bir insanın mikro bedeninde, organizmasında 30 trilyon civarında hücreden oluşuyor. Beyin hücreleri, kas hücreleri, kemik hücreleri, hepsini topladığımızda böyle bir rakam çıkıyor. Bir insanın vücudunda, bağırsaklarında ve bütün vücudunda 40 trilyon civarında da mikroorganizma yaşadığını biliyoruz. Yine bilimsel yayınlar bunu gösteriyor. Yani mikrobiyata dediğimizde bu 40 trilyon mikroorganizmadan oluşuyor diyebilir miyiz? Evet. Hatta şöyle, zengin florası olanlarda 400 trilyona kadar çıkıyor. Yani bizim hücre sayımızın 10 katına kadar çıkıyor. Çıkıyor. Oldukça zengin florası olan insanlar. Bu durumda tabii şöyle bir tartışma da çıkıyor. Yani kim konak, kim ev sahibi? Yani kim kimde yani, yaşıyor? Yani evet. Acaba bu 40 trilyon hangimiz mikroorganizma değil mi? Hani bir böyle demokratik bir seçim olsa aslında bunlar vücudumuz üzerinde söz sahibiler. Doğru mu? Evet, kesinlikle öyle. Yani aslında çok doğru bir kavram, son dönemlerde de böyle hani çok konuşulan şeylerden biri mikrobiyatanın varlığı bilindikçe hakikaten bu soru da çok soruluyor. Gerçekten hangimiz misafir, hangimiz konakçıyız, hangimiz misafir? Bizim için gerçekten bu kadar ürünü sentezleyen, yaşamımıza bu kadar katkı sağlayan
bu topluluğu çok geç tanımamız da tabii ki bir eksiklik bizler açısından, ama bilim dünyası çok hızla bu alanda ilerliyor. Evet, tabii bunları çok iyi tanımak ve birbirimizle de iyi geçinmemiz lazım. Evet, yani onları desteklememiz lazım ki onlar da vücudumuz için yararlı olan bir takım maddeleri, nörotransmitterleri, işte mutluluk hormonu, birazdan bunların detayına gireceğiz. Yine sevgili seyircilerimize bilgi olsun diye paylaşmak istiyorum. İnsan beyninde 85 milyar hücre var. Yani biz bu hücrelere nöron diyoruz, sinir hücrelerine. Bağırsaklarımızda da ikinci beyin olarak ifade edilen bağırsaklarda da 200 ile 600 milyon civarında hücreden oluşan, yani bunların Adil Hocam şöyle diyebilir miyiz? Kendine ait bir sinir sistemleri var. Özerk bir yönetim gibi diyebilir miyiz? Evet. Hem beyin aracılığıyla nervus vagus dediğimiz vücudun en büyük parasempatik siniri aracılığıyla doğrudan bağlantı kuruyorlar. Bununla ilgili çalışmalar var. Yani vagotomi dediğimiz bir müdahale var Ömer Bey. Yani eskilerden yapılırdı, şimdilerde yapılmıyor. Dirençli mide ülseri olanlarda bu sinir kesilirdi. Bu vagotomili kadınlarda yapılan bir çalışmada bu kadınların örneğin trajik olaylar sonrası yeterince tepki veremedikleri, 35 kadınla yapılmış bir çalışma. Bu olay böyle derinleştirildiğinde mikrobiyata ile vagus arasındaki bu ilişkinin aslında vagusun mikrobiyatanın bileşenlerini, uyarılarını, sinyallerini beyne taşıma işleminin bozulması sonrası ortaya çıktığı keşfedilmiş. Buradan yola çıkarak da mesela kaygı bozukluklarında, depresyonda bu bakterilerin, bu dost bakterilerin kullanımıyla ilgili çalışmalar yapılmış. Mesela depresif bozukluk, majör depresif bozukluk bildiğiniz gibi son derece Amerika'da en çok iş gücü kaybına yol açan hastalıklardan biridir. Bu 85 hastaya 8 hafta süreyle, bakın sadece 8 hafta süreyle Lactobacillus rhamnosus dediğimiz bir dost bakteri veriliyor. Ve bu 8 haftanın sonunda bu kişilerde anlamlı bir düzelme gözleniyor. Bu da bu bakterilerin salgılarıyla, sentezleriyle, gönderdikleri sinyallerle aslında ruh sağlığımızı ne kadar etkilediğinin çok önemli bir kanıtıdır. Bunun gibi birçok çalışma var Ömer Hocam. Evet, özellikle pandemi sürecindeyiz ve pandemi sürecinde insanların en hassas olduğu konulardan bir tanesi temizlik ve mikroplarla ilgili algıları. Ama bu konuşmadan şunu anlıyoruz ki aslında mikroplar, yani her mikrop zararlı değil. Yani bizim için yararlı olan mikroplar da var. Dolayısıyla hani mikrop derken insanlar, yani insanların da iyisi var, kötüsü var. Bazen diyoruz ya ne mikrop insan diye. Hani kötü bir insanı simgelerken bu durumda bakterilerin de iyileri, kötüleri, dost olanları, vücut için yararlı işlevde bulunanları var. Bir de zararlı olanları var. Beslenme şeklimiz. Evet. Bu tabii şu bilgiyi de paylaşalım. Şimdi siz nervus vagus dediniz ama çok kısa geçtik o nervus vagus'u. Sevgili seyirciler, beynimizle direkt bağlantılı 12 özel sinir var. Bu özel sinirlerden birkaç tanesi, diyelim ki görme siniri, diyelim ki koku siniri. Bu sinirlerden bir tanesi de bağırsaklarla direkt ilişkili olan Adil Hocam'ın nervus vagus olarak söylediği 10 numara, numarası da 10 aslında, gerçekten 10 numara bir sinir. Evet, 10. Yani 10 numara biliyorsunuz futbolda böyle çok önemsenen bir numaradır. Yakın zamanda da... Ama burada da zaten hayatın merkezinde vagus biliyorsunuz. Evet. Yani vücudun Maradona siniri diyebilir miyiz? Bu arada da Maradona'yı diyebiliriz, da almış olalım. Evet. Parasempatik uyarı yaşamsal olarak çok çok önemli bir uyarı ağını oluşturuyor. Evet. Bütün organların çalışma disiplinini sağlıyor. Hani yayınlarda ifade ediliyor otoban gibi, hani direkt... O iletiyi, uyarıları, o şeyi, sistemi birbirine bağlayan direkt bir otoban bağlantısı. Evet, evet. Ne Bütün oluyor da? Bağırsaklar ve de iç organların çalışma düzenini, disiplinini sağlıyor. Adil Hocam, ne oluyor da bağırsaklardaki bu mikroorganizmalar, bu yararlı mikroorganizmalar, bakteriler dediğimiz bakteriler vücuda iyi geliyor? Yani ne oluyor da anksiyeteye, depresyona yol açıyor ya da ne oluyor da anksiyete ve depresyon düzeliyor, sizin az önce ifade ettiğiniz o yayınlarda olduğu gibi? Sistemi biraz açabilir miyiz? Tabii. Şimdi
vücutta bir GABA dediğimiz bir şey var. Hormon sistemi diyelim, anlaşılabilsin diye. Evet. GABA vücudun kendi ürettiği nöro hormondur ve bu GABA'nın bir kendi sinirsel ağ, reseptör ağ vardır. Bu GABA dediğimiz nöro hormon bizim sakinleşmemizi, huzurlu olmamızı, dengelenmemizi olumlu anlamda dengemizi sağlayan bir nöro hormondur. Antistres hormon diyebilir miyiz bir nevi? Evet, evet. Burada uyarılabilirliği arttıran glutamat dediğimiz bir hormonla böyle denge halinde çalışır. Evet. Bu dengede işte GABA ile glutamat dengede ise genel olarak huzurlu oluyoruz. Eğer GABA seviyemiz düşerse kaygılar, korkular, huzursuzluklar artmaya başlıyor. Bu az önce verdiğim örnekteki örneğin Lactobacillus rhamnosus'la yapılan çalışmalar bu bakteri de hani bilemiyorum preparat ismi de vermek de istemiyorum ama annelerin çocuklarına çok kullandığı, çocuk hekimlerinin doğal özellikle bebeklere gaz sancısı için çok kullandığı bir damladır. Lactobacillus rhamnosus bağırsakta bir takım dönüşümler yapılıyor, yağ asitleri sentezliyor ve sentezlediği bu bileşenler aracılığıyla GABA dediğimiz bu nöro hormonun ekspresyonunu sağlıyor. Yani bunu regüle ediyor GABA'yı. Evet. Bir şekilde yani uyarıyor diyelim, GABA'yı aktive ediyor diyelim. GABA'yı aktive edince kişilerde bir rahatlama, bir gevşeme, stres ve kaygı düzeyinde azalma oluyor. Yapılan birçok çalışma var dediğim gibi. Örneğin bağırsak florası bozuk olan kişilerde stres hormonu dediğimiz kortizol seviyelerinin çok zor kontrol edildiği, bu nedenle bağırsak florası bozuk kişilerde stresin daha ağır ve daha komplike seyrettiği biliniyor ki şu anda çok yoğun bir stres döneminden geçiyoruz. Gerek pandemi olsun, gerekse İzmir'de depremin ve artçılarının yarattığı stresörler olsun, Elazığ'da keza çok benzer bir şey siz yakın zamanda yaşadınız. Evet. Ve stresörlerin çok olduğu bir dünyada stresi iyi kontrol edebilmek, dengeleyebilmek çok önemli. Bunun için de mikrobiyatanın varlığı, yani bağırsaktaki kadim dostlarımızın varlığı, onları koruyabilmemiz, onları destekleyebilmemiz çok önemli. Şimdi beynin vücudumuzun ihtiyacı olan bir takım nörokimyasal, hormonal hormonlar, hormon benzeri maddeler var. Bunlardan birini demin siz söylediniz, GABA dediniz. Yine psikiyatride çok konuştuğumuz, artık halkımızın da bildiği serotonin denen, dopamin denen, asetilkolin denen temel bir takım nörotransmitterler var. Bu dört nörotransmitter çok önemli. Evet. Ve bu dört nörotransmitter de bazı hastalıklarla çok yakın ilişkili. Biz yine ruh sağlığı alanından gidersek, temel mutluluk hormonu olarak ifade edilen dopamin var. Yani haz hormonu. Hı-hı. Değil mi? Hani bir yemek yiyoruz, haz alıyoruz. Ya da aslında zevk verici bir etkinlik yapıyoruz. Yani hani dopaminin artışıyla alakalı. Burada yine bilimsel veriler şunu gösteriyor. Yani bunu ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Hani acaba doğru mu, hani şaka mı diye düşünmüştük. Dopaminin %50 kadarı beyinde üretiliyor. %50 kadarı bağırsaklarda üretiliyor. Serotonine baktığımızda bu oran çok çok daha farklı. %5 kısmı beyinde üretiliyor. %95'e neredeyse tamamına yakını bağırsaklarda üretiliyor. Bu iki maddenin özellikle ruh sağlığıyla olan ilişkisi konusunda neler söylemek istersiniz? Yani kesinlikle zaten biliyorsunuz ruh sağlığı dengede olan kişide temel olarak serotonin, dopamin ve noradrenalin dengesinin anlamlı bir dengede olduğu söylenebilir. Bu üçünün dengede olmaması halinde birçok patolojiye neden olabilir. Örneğin benim kendi alanımdan söyleyeyim, dikkat eksikliği, öğrenme bozuklukları gibi bir takım sorunlar son dönemlerde sıklığı giderek artmakla birlikte bu iki nöro hormonla ilgili yine depresyon, anksiyete yani kaygı bozuklukları, korkular, takıntılar, tik bozuklukları bu üçü arasındaki dengesizlik ama daha çok serotonin dengesiyle çok bağlantılandırılıyor. Ve bu üçünün sentezi, eliminasyonu yani karaciğerden yıkımı gibi birçok aşamada da beslenmenin
ve sağlıklı yaşamın çok ama çok büyük rolü olduğunu biliyoruz. Dilerseniz hani biraz detaylara da gireriz ama neredeyse şöyle desek yalan olmaz. Aslında ruhsal döngü bu üç hormonun kendi aralarındaki dengesi tarafından oluşturuluyor desek çok da abartmış olmayız. Elbette bunları dışında birçok nöro hormon var. İşte az önce söylediğimiz glutamat, GABA var. Bunun yanı sıra birçok nöro hormon var ama bu üçü günümüzde bütün hastalıklarla neredeyse doğrudan ilişkilendirilen en önemli nöro hormonlar. Aslında biz psikiyatride gerek çocuk ve ergen psikiyatrisinde gerekse yetişkin psikiyatrisinde tedavide kullandığımız ilaçlar var. Hani birçok insanın işte kaçındığı, korktuğu, işte ilaçlar alışkanlık yapar gibi böyle yanlış bilgilerle tedavi olmaktan kaçındığı bir durum bu. Çoğunlukla da sorulur işte. Aslında bu ilaçlarla ne yapmaya çalışıyoruz? Sizin bu anlattığınızı yapıyoruz değil mi? Serotonin dengesini, evet, dopamin dengesini, noradrenalin dengesini düzenleyerek kişilerin hayatı daha sağlıklı, daha mutlu, daha kaygısız yaşamasını sağlıyoruz. Ne dersiniz? Çok doğru, çok katılıyorum. Biz şimdi işte fonksiyonel tıpçılar, psikoneuroimmünoloji dalı ya da bütüncül tıpçılar aslında şöyle bir şey söylüyorlar. Yani vücudun bu kadim bilgisine, bu genetik bilgisine, atalarımızdan beri bizim insanoğlunun hayatta kalma arzusunun ve birçok zorlukların üstesinden gelebilme başarısının genler tarafından kodlandığını bildiğimiz için buradaki mantığımız şu aslında, bedeni dengeye getirirsek, beslenmeyi dengeye getirirsek, detoks sistemini onarırsak, doğru bir noktaya getirirsek, bağırsak florasını düzeltirsek aslında bedenin kendini onarma gücü var. Kendi bu üç hormonu da olabilir, onun dışında stres hormonlarının tamamını da regüle etme becerisi var. Bu noktada evet, psikiyatristler de psikologlar da stres döngüsünü biraz yola koyarak bu katkıyı çok hızlandırıyorlar. İlaçla ya da ilaçsız ama asıl olarak hani ilaca ihtiyaç kalmaması için bir şekilde bunların dengesini doğal yollardan, iyi yaşam koşullarıyla, sağlıklı beslenerek, sağlıklı yaşayarak, spor yaparak dengeye oturtabiliriz Ömer Hocam. Şimdi, bu nedenle ilaç bizde de zaten hani biliyorsunuz terapiden sonra son çözüm olarak kullandığımız bir seçenek. Şimdi bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Beyin bağırsak aksı dedik. Bir de bu son anksiyete kongresinde dinlediğim bir oturumda, bir sunumda yine bu konuyla ilgili çok güzel bir sunum vardı. Çok değerli bir meslektaşımızın. Bir de immüniteyi ön plana çıkardı. Yani çünkü bağırsaklardaki bu bağırsaklar ve beyin arasındaki ilişkide immünite de çok etkileniyor. Yani bağışıklık sistemi. Özellikle bu pandemi sürecinde bağışıklık sistemi güçlü olanların virüsü daha kolay yendikleri, yani aynı şekilde bu ruhsal açıdan da bağışıklık sisteminin bir ilişkisi var. Dolayısıyla bağırsak, immün sistem ve beyin aksı bu böyle bir birlikte çalışan bir sistem gibi düşünebilir miyiz? Evet, doğru doğru. Şimdi bağırsak tek katlı bir epitel tabakasından oluşuyor. Hemen altında diğer dokular var. Bağırsağın duvarında bağırsak ilişkili lenfoid doku dediğimiz GALT, İngilizce kısaltmasıyla GALT dediğimiz bir doku var. Bu bildiğimiz lenf düğümlerinin bağırsaktaki ismi. Hani boğazımızda var, bademcikler var, işte hasta olduğumuzda boynumuzun, kulağımızın arkasında şişlikler olur. Bunlara lenf nodu deniyor. Evet. Bu lenf dokusunun bağırsak içinde de bir dizildiği bir yapı var. Buna GALT deniyor. Bu bağırsak lenfoid dokusunun bağırsak epiteliyle, mikrobiyatayla, yani bizim dostlarımızla çok yakın bir teması var. Bağırsaktan bir toksin girdiğinde, bir yabancı cisim girdiğinde, bilinmeyen bir protein girdiğinde, bir ağır metal girdiğinde ilk önce bu kadim dostlarımız onları karşılıyor ve girişini bir bloke ediyorlar. Ancak onları da aşan bir şey olursa, mukoz altına, yani bağırsağın duvarına kadar ilerlerse bu kez bağırsağımızdaki bu immün sistem dediğiniz ya da vücudun askerleri diyebiliriz,
lenfoid dokulara da vücudun karakolları diyebiliriz. Bu karakollar ve içindeki askerler, polisler bir şekilde müdahale ederek dışarıdan gelen bu zararlı maddeleri bir şekilde elimine ediyorlar, yok ediyorlar. Evet. Bu durumda bağırsakla bu kadim dostlar mikrobiyata arasında da lenfoid doku aracılığıyla zaten çok yakın bir ilişki var. Zaten mikrobiyata ile beyin arasındaki bağlantının bir kısmını da bu immün sistemin salgıladığı bir takım salgılar yapıyor. Interlokinler, sitokinler gibi bir takım maddeler aracılığıyla beyine de sinyal iletiyorlar ve bu sinyaller beyinde de bir takım dönüşümlere neden oluyor. Örneğin bunların sayısı çok yükseldiğinde, yani bağırsak florası bozuksa, bağırsak geçirgenliği çoksa, aşağıya bu karakollara, askerlere kadar giden toksin sayısı çoksa, sitokinler çok artıyor ve beyinde otizmde yapılan çalışmalar örneğin bunların yoğun artışına bağlı olarak sinaptofizin dediğimiz iki nöron arasındaki bağlantıyı sağlayan ya da bu nöronların arasındaki bağlantıyı kodlayan bir takım proteinlerin azaldığını görüyoruz ve bu nedenle otizm gibi sorunlarda bu bağlantı eksikliği ağ yapısının bozulduğunu görüyoruz. Bu da temel olarak bağırsakla beyin arasındaki ilişkinin gücünü gösteren aslında önemli de bir durum. Evet, sağlıklı bir beyin için, sağlıklı bir vücut için ya da sağlam bir ruh sağlığı için, iyi bir ruhsal sağlık için beslenmenin bu durumda önemi ortaya çıkıyor, ön plana çıkıyor. Aslında bunu biliyoruz, bu sürpriz bir şey değil ama. Evet. Yani bağırsak bozuksa beyin de bozuktur diye bir gibi bir sonuç çıkıyor. Yani eğer bağırsaklarınız evet, bozuksa, çok doğru, kötü mikroplar üretiyorsa, iyi mikroorganizmalar bu sağlıklı öncülleri, vücut için vücudun ihtiyacı olan maddeleri üretemediği zaman, o zaman beyin de zamanla bundan etkileniyor. Siz çocuk ve evet, ergen psikiyatristi olarak özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm gibi sorunlarda ya da kaygı bozukluğu, depresyon gibi sorunlarda beslenmeyi nereye koyuyorsunuz? Tedavinin neresinde beslenme önerileriniz? İyi beslenme evet, nedir? Kötü beslenme nedir? Bununla ilgili biraz seyircilerimizi bilgilendirelim lütfen. Keşke biraz daha erken gönderebilseydim de slaytları ekranda paylaşabilseydik. O slaytlarda şey vardı, bir diyetisyen bir arkadaşımın bitirme tezi, gıdalar, çok tüketilen gıdalardaki katkı maddeleri ve bu katkı maddeleri içeren gıdaları çok tüketen çocuk ve yetişkinlerdeki sorunlar. Evet. Orada baktığınızda paketli ürünleri tüketen hemen birçok çocukta alerjik hastalıklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öfke kontrol güçlükleri gibi birçok sorunun çok sık olarak ortaya çıktığını görüyorsunuz. Bu böyle toplum bazlı bir test çalışmasında bu arkadaşımızın gösterdiği bir şeydir. Evet. Burada şekerlerle özellikle bağırsakta kandida kolonizasyonu dediğimiz, kandida bir aslında doğal mantardır. Doğada mikroskopta baktığınız çok canlı, çok güzel, çok süslü bir mantar olmasına karşın doğada faydaları da vardır. Ama belli bir yerde gereğinden fazla çoğaldığında bir takım zararlara yol açmaktadır. Özellikle çok şeker tüketen çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlükleri gibi ya da toksin miktarının çok olmasıyla birlikte idrar kaçırma gibi ya da alerjik hastalıklar gibi bir takım sorunların daha çok ortaya çıktığı bir takım çalışmalarla artık gösteriyor. Yine katkı ve koruyucu içeren ürünleri çok tüketen çocuklarda bunların çok sık olduğunu görüyoruz. Son dönemlerde biliyorsunuz nişasta bazlı şekerler, mısır şurubu, fruktoz şurubu artık pek çok şeyde çok daha düşük maliyetli ve tat algısını daha iyi etkilediği için daha çok tercih ediliyor. Yani, yani bunlar daha bir nevi bağımlılık yapıyor aslında değil mi? Yani kişiye... Yani hem... Hani... Yani şöyle Ömer Hocam, tabii hani az önce dopaminden bahsettiniz ya. Bir evet, şekilde doyum ve haz yaratan her şey bizi bağımlı da yapıyor. Evet. Bu birinci kısım ama
özellikle şekerlerin hem insülinerjik sistem üzerinden hem de bağırsaktaki bu modifikasyon üzerinden de bizi bağımlı yaptığını söyleyebiliriz. Yani işte kandida şekeri regüle eder ve alkol ürettir ondan gibi bir takım yaklaşımlar da var ama oraya evet. kadar gitmeden de aslında şekerin dopamini uyarması nedeniyle çok hızlı şekeri yükselten şeylerin dopamini de uyarması nedeniyle bize keyif verdiğini ve bunun anlamda da şekerin çok kolay bağımlılık yaptığını bilimsel çalışmaya da gerek yok. Etrafınızdan, kendinizden çok net görebilirsiniz. Hepimizin bir takım beslenme alışkanlıkları var. Yani mesela bazı öğrenci gruplarına bakıyoruz. İşte böyle habire hamburgerli şeyler, hazır bir takım gıdalar, böyle tek düze bir takım şeyler alıyorlar. Bu mikrobiyata sistemindeki mikroorganizmalar, yani bu beslenme alışkanlığımıza göre ne yediğimizi de belirliyorlar mı biraz? Sanki belirliyorlar gibi. Hani ne yani bağırsağımızdaki bu mikroorganizmalar ne istiyorsa, neye ihtiyaç duyuyorsanız, alışkanlığınız neyse sanki onu istiyor gibi vücut. Aslında hani şimdi, acıktığımız zaman acaba beynimizle mi karar veriyoruz ne yediğimize yoksa bağırsaklarımız mı buna karar veriyor? Bu da bir tartışma konusu olabilir mi ya da ne dersiniz? Bu da bir tartışma konusu. Hatta son dönemlerde böyle giderek artan şeylerden bir tanesi de aşermenin büyük ölçüde bağırsak florasıyla ilgili olduğu. Ben şöyle kişisel gözlemlerimi aktarayım. Yani işte özellikle otizmli çocuklarda katı bir diyet uyguluyoruz. GAPS diyeti, bazen eliminasyon diyeti uyguluyoruz. Genelde şöyle oluyor. Örneğin şekeri çok tüketen çocuklarda mekanizması da biraz şöyle. Hem insülinerjik sisteminiz yani şekeri kontrol eden pankreas salgısı insülindir biliyorsunuz. Evet. Hem insülinerjik sistem hem de bağırsaktaki flora aracılığıyla örneğin kandidalar çok fazla çoğaldıysa ya da buna benzer şeyler bir süre sonra bunlar azalmaya yok olmaya başladıkça bunların parçalanma ürünleri huzursuzluk yapıyor. Buna da böyle çok hızlı olduğunda Diof reaksiyonu deniyor. İnsanlar bu gerginliği azaltmak, kontrol etmek için bir şekilde bu gıdayı yerine koyarak bu bakteri topluluğunu hayatta tutmaya çalışıyorlar. Bir de bunların özellikle mesela şeker ve karbonhidratların sentez ürünleri var. Asetaldehit örneğin alkol gibi. Bunların aşırı tüketilmesi de örneğin şekeri çok yiyen çocuklarda şöyle bir gözleme oluyor annelerin. Kendileri aktarıyorlar bana. İlk yedikten sonra bir hareketlilik oluyor. Birkaç saat sonra da çocukta da böyle bir durulma, sersemleşme oluyor. Bizde de öyle olmuyor. Yemekten 2 saat, 2,5 saat sonra bir böyle durgunlaşıyoruz, sersemleşiyoruz. Ama buradaki mekanizma hem bununla benzer hem de yoğun şekerin metabolizma ürünlerinin yarattığı bir algısal kapanma da bu durumda söz konusu. Yani dolayısıyla bu bakteri topluluğu kendini hayatta tutmak için da bunu yapıyor. Aynı zamanda salgıları sentezlediği şeyler aracılığıyla da bizi, hücrelerimizi, beynimizi etkileyerek de bir şekilde bu çağrışımı, bu dönüşümü yaptırıyor. Yani çok şeker yiyorsanız bir süre sonra canınız şeker yemek istiyor. Özellikle sizin de ilgilendiğiniz çocuk ve ergen yaş grubunda da önemli olan bir sorun var. Obezite. Yani bu mikrobiyata sisteminin beslenme tarzının yararlı ve zararlı mikroplardaki mikroorganizmaların dengesinin obeziteyle de bir ilişkisi var mı? Şimdi obeziteyle ilgili yapılan çalışmalar birkaç nedene bağlı olduğunu gösteriyor özellikle çocuklarda. Bir tanesi mesela obezite mikrobiyatadaki bozulmanın obeziteyle yakın ilişkili olduğu. Bu nedenle bağırsak florasını düzenlediğinizde bu sistemin geri döneceğine ilişkin görüş. Bir tanesi de özellikle bu insülini çok hızlı tetikleyen gıdaların çok fazla tüketilmesiyle son dönemlerde çocuklarda insülin direnci gibi bir kavramın hayatımıza girmiş olması. Değil mi? Metabolizması bu kadar hızlı olan varlık bir çocukta niye insülin direnci olsun? Çünkü nişasta bazlı şekerler, glukoz şurubu, fruktoz şurubu, bu kullanılan enerjetik maddeler, gıda katkıları gerçekten bu anlamda sistemi hem gereksiz yük yaratarak hem de insülinerjik sistemi, pankreası çok uyararak bu sistemi bozuyorlar. İki neden de çocuklarda obeziteyi yapıyor. Bunun yanı sıra
Özellikle pandemi de değil mi, bilgisayar başında hayat sürdüren çocuklar, günümüzde teknoloji bağımlılığının artması, sokak kültürünün yok olması, hareketsizliğin hayatımızda neredeyse bir seçenek olarak en üst noktaya geçmesi gibi birçok faktör. Okullarda değil mi, milli eğitim sisteminde de bunun giderek daha az yer alması, özellikle 12 ve 8. sınıflar gibi, böyle ben talihsiz diyeceğim çünkü orada da beden eğitimi, hareket, egzersiz dersleri, hobi dersleri bir şekilde iptal edilip yerine sınav odaklı matematik, fen, kimya gibi dersler konuyor. Bütün bunları bir araya topladığınızda Ömer Hocam, obezite olmasında ne olsun? Evet. Yani kaçınılmaz bir son gibi duruyor. Geleneksellikten uzaklaştıkça, geleneksel yaşam tarzından, geleneksel beslenmeden, geleneklerden uzaklaştıkça başımızın derde girdiğini ve gelecekte de daha çok derde gireceği görülüyor. Programımızın son 3-4 dakikasında da biraz doğru beslenme derken ne anlıyoruz, neleri yemeliyiz, neleri yememeliyiz, bu kısımla ilgili bilgiler aktarmanızı rica edeceğim. Evet, gerçekten yani çocuklarımıza neler çok, yedirelim, çok... neler yedirmeyelim. Evet. Ya da biz. Evet, hepimiz için geçerli. Bir kere doğal ürünler, mevsim ürünleri tüketmek birinci kural. İkinci kural çeşitliliği olan bir beslenme türü. Yani hani böyle rengarenk diyorlar ya. Evet. Toplamda belki 300 tane hani sağlıklı gıda varsa bir hafta içinde bunların olabildiğince büyük miktarda çeşitlilik yaratarak tüketilmesi. Yani hep aynı yiyecekleri değil, çeşitlilik içeren bir şey, tüketim alışkanlığı geliştirmek. Benim de içinde olduğum bilimsel bu eğitim sistemi, psikonöroimmünoloji ya da fonksiyonel tıp büyük oranda sebze ağırlıklı beslenmenin, yani biz buna selüler lif diyoruz, bir de asölüler lifler var, çok onaylamadığımız karbonhidrat türleri, doğal liflerden zengin beslenme tarzı, protein kaynaklarının yine tüketilmesi, ama oranlarsak da kabaca şöyle diyelim, %50 sebze, %30 et, tavuk, balık, yumurta, %20 de sağlıklı yağlar içeren bir beslenme alışkanlığı. Bu %50 sebzenin içinde zaten doğal ve sağlıklı karbonhidratlar var. Dolayısıyla doğal olmayan, işlenmiş, rafine edilmiş karbonhidratların hayatımızdan çıkarılmasından yanayız. Şeker, paketli ürünler, cipsler, krakerler, bu koruyucu ve katkı içeren besinleri zaten hiç önermiyoruz. Doğal ürünler dışında karbonhidrat tüketilmemesini öneriyoruz. Özellikle çocuklarda sütle ilgili tartışmalar çok fazla. UHT sütlerin alerjik hastalıkları tetiklediği, özellikle kazeinin bir şekilde bazı nöroinflamatuar durumlara yol açtığı ile ilgili de şeyler var. Laktoz intoleransının bizim toplumda %70'lerde olması ortalama, bir şekilde süt tüketirken de daha bilinçli olmamız gerektiğini söylüyor. Yine şeker içeren, hani bu rafine şekerleri içeren gıdaların mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarılması, zeytinyağı, tereyağı gibi doğal yağların tüketilmesi, çerezliler vitamin mineral zenginliği açısından, hani az önce serotonin dedik, dopamin dedik, bunların sentezi için çinko, magnezyum, demir, D vitamini, B vitaminleri, yeşilliklerde bol miktarda folik asit var, B vitaminleri, C vitamini var. Bunların bolca tüketilmesi. Yani hani özetle söyleyecek olursam, işlenmiş ürünleri hayatımızdan çıkaralım, doğal ve mevsimsel ürünleri hayatımızda arttıralım, ama kadim dostlarımızı, mikrobiyatayı eğer yeterince önemsiyorsak, lif ağırlıklı, bir sebze ağırlıklı bir beslenme kültürüne, biz Ege'de yaşıyoruz. Ege'de büyük ölçüde böyleyken geçmişte, şimdi artık burada da fast food'un çok yaygın olduğunu biliyorum. Elazığ'da da harika etler, et yemekleri, olağanüstü bir, orada da bir et kültürü geleneksel var. Geleneksel soframız belki güzel. Biraz, evet, biraz çok, belki çok sebze güzel miktarlarını arttırarak. Konu.
Aslında bu konuyla ilgili önümüzdeki programlarda devam etmek lazım. Özellikle o beslenme çeşitliliği, beslenmenin ruhsal rahatsızlıkları etkisiyle alakalı. Ben programımıza İzmir'den katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Buradan da İzmir'e selam gönderiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Beni Elazığlı hemşerilerimle orada birlikte çalıştığım, ben göremedim ama belki beni görüp iyi iletişimimiz olan çocuklarla buluşturduğunuz için. Ben çünkü orada 2 yıl çalıştım. Evet. Bu buluşmayı sağladığınız için asıl ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. İnşallah pandemi süreci bitsin, şu virüsün etkileri azalsın, maskeleri çıkaralım bahar aylarında. Böyle birlikte belki okullarda çocuklara, ailelere yönelik bu konuyla ilgili seminerler, bilgilendirme, eğitim çalışmaları yaparız diye ümit ediyorum. Evet, evet. Mutlulukla katılırım. Evet, sevgili seyirciler, bugünkü programımızda İzmir'den çok değerli konuğum Doktor Adil Zorlu'yla beslenme ve ruh sağlığı ilişkisini konuştuk. Bir başka programda farklı konularla tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyorum. Hayatı sağlıklı ve mutlu yaşayın.